Sayın hocalarım, değerli basın mensupları ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen diksiyon ve etkili konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Belirli bir jest yapmak durumundaysanız, işte iki adım öne gelmek, bilmem eğilmek, selam vermek veyahut da şu şekilde durmak ve ani bir dönüşler yapmak, ondan sonra hemen bir şeye dikkat çekebilmek için. Burada çok abartılı olmayın, samimi olun. Tarzınız, tavrınız size özgün olsun. Ya da bir şey, şimdi falan gibi böyle bir dönüşler, bunun hiçbir gereği yok. Belki çok ilginç gelecektir. Ya da adamın bir tanesi çok iyi dönüş yapacaktır tek ayak üzerinde. Evde ne kadar antrenman yapmıştır, ne kadar üf, adam bir döndü, aman tanrım falan. Yok, dans etmiyor burada. Biz de yapabilir. Siz de yapmamaya çalışın böyle şeyler. İltifatkar olmaya çalışın. Ama sırf iltifattan da oluşmasın tarzınız, tavrınız ve konuşmanız. Biraz nazik, daha sevgi dolu, daha saygılı olmakta ve iltifatkar olmakta büyük yarar vardır. Karşıyı cesaretlendirirsiniz. Rahatlatırsınız. Ama sırf iltifat olacak olursa hiç kimse de sizin işte davrandığınız biçimde, gördüğünüz şekilde değildir. Yani çok rahatlıkla anlar, dalay mı ediyorsun benimle, dalga mı geçiyorsun diye düşünmeye başlayacak olursa ne yaparsınız? Sevgi dolu olmaya çalışın ve sevginizi hissettirmeye çalışın lütfen. Yapacağınız konuşmadan, söylediklerinizden emin olun. Bir soruyla karşılaşırsınız. Çok ilginç gelebilir soru. Eğer kendi savunumunuzdan emin değilseniz, o soru karşısında şöyle bir abonene olduğunuz zaman, karşıya ne kadar inandırıcı olabilirsiniz? İnandırıcılığınızdan ne kalır geriye? Ve olumsuz duyguların, olumsuz sözlerin, tavırların değil, olumsuz duyguların önünü kesin. Nasıl kesersiniz olumsuz duyguların önünü? Siz kendi tarzınız ve tavrınızla kesersiniz. Artikülasyon diye bilinen boğumlama. Az olandır sevgili dinleyiciler. Boğumlamayı doğru yapabilirsek duyulabilirlik ve anlaşılabilirlik oranımız o ölçüde artar. İki temel nokta var konuşurken. Bir, duyulabilmek. İkincisi, anlaşabilmek. Anlaşılabilir olmak. Söylediğimiz söz, önce duyulmalı, sonra anlaşılmalı. Duyulabilmek için sesin doğru bir biçimde kullanılması son derece önemli. Sesi ve nefesi çok güçlü olan arkadaşlar şunu çok iyi bilsinler ki nefes sesin cephaneliğidir. O yüzden nefesimizi doğru kullanmayı bilmeliyiz ve buna çok dikkat etmeliyiz.
Anlaşılabilirliğe gelince boğumlama anlaşılmakta asıl olandır ve öz olandır. Yani sesleri yerinden, doğru yerinden doğru çıkarmak, dönüşümleri doğru yapmak, düşecek olan sesleri iyi saptamak, bunları doğru bilmek ve onların düşmesinden sonraki sözcüğün oluşumunu tam olarak iyi bilmek ve onu o şekilde uygulamak. Eğer bunu yapamıyorsak, boğumlama bozukluğumuzdan kaynaklanıyordur. İlerideki birlikteliğimizde boğumlamaları ve ses değişimlerini ve dönüşümlerini paylaşacağım sizlerle. Boğumlamaya artikülasyon derlerdi bize öğretenler. Tercih etmeyiniz artık bunu. Artiküle etmek, artikülasyon. Boğumlamak. Doğrusu bu. Türkçemizi savunmaktır. Konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermeye boğumlama diyoruz. Bu konuda sorusu olan sevgili kardeşimiz, arkadaşımız var mı? Boğumlama bozukluklarına hemen geçmek istiyorum o halde. Boğumlamayı çok uzun uzadıya anlatmak yerine. Çok hızlı konuşmak yerine tane tane, tek tek, normal bir tonda, normal bir süratte konuşmak, konuşmamız içerisinde yer alacak olan tümcenin anlamına göre, ona kazandırmak istediğimiz vurguya, tonlamaya göre belirli bir sürat kazandırmak. Bazen hızlı olmamız gereken yerlerde vardır. O tümceyi hızlı konuşmamız gereken yerlerde vardır. Bu çok sinirli olduğumuz hallerdedir veyahut da bir şeyi artiküle etmek zorunda olduğumuz zamanlardadır. Söyleniş bozukluklarında kapalı E yerine açık E, kapalı A yerine açık A, açık A yerine kapalı A söylemek gibi. Gılama, şeleleşme falan gibi, leleleşme, bunları yapmamaya çalışalım. Gevşek bir tarzda konuşmak falan hiç doğru bir şey değil. Atlamalar, ses atlamaları, hece atlamaları, gılamalar, R sesinin yerinde ve zamanında yeterince çıkması ya da çıkmaması gibi haller. R ünsüzü son derece önemlidir. Size R konusunda veya bazı seslerin sıralaması konusunda küçük bir örnek yazacağım. Bunu not alacak olursanız sevinirim. Bu sıralamayı yazacak olursanız sevinirim sevgili dostlar. Bir de ünlüleri başa getirerek tekrar edebilirsiniz. İr, er, ar, or. Ur, ör, ür. Ör, ür, ır. Daha sonra R'yi tekrar arkasına getirerek.
Rir, rer, rar, ror. Rur, rör, rür, rır. Bu sıralamayla T'yi, R'yi, T'yi, F'yi, K'yi yazmanızı rica ediyorum. R, T, F ve K. Ri, re, ra. İr, er, ar, or. Rir, re, rar, ror. Bu şekilde gidiyorsunuz. Sonra aynı şeyi ti, te, ta. To, tu, tö, tü, tı şeklinde. Sonra tit, tet, tat, tot, tut, töt. Sonra fi, fe, fa, fo. Sonra ki, ke, ka, ko. Sonra kik, kek, kak, kok. Kendi söyleyiş tarzınıza göre eğer belirli bir ses eklemek istiyorsanız kir, ker, kar, kor da yapabilirsiniz. Bir de çok önemli karşılaştığımız noktalardan bir tanesi sevgili dostlar. S bozukluğudur. Dil büzülür ve büzüşür S sesinde. Dil ucu hafif sivrileşir. Fakat ıslık çıkarmak da bu konuda öyle değil. Öyle değil. S'yi söylerken bir kelimenin içerisinde s gibi, ıslık gibi S'nin ses çıkarması son derece önemli. J sözüne gelince J Türkçe değildir. Ama dilimize girmiştir. J ile başlayan sözcükler de Türkçe değildir. Jilet. Jest. Jant. Japon. Siz ne söylemiştiniz? Jandarma. Jöle. Jale. Harika. Türkçe sözcüklerde bu ses yoktur arkadaşlar. Bu sözcüklerin hiçbirisi de Türkçe değildir. Türkçe sözcüklerin bir de başında Ç, yumuşak G, M, N, L, R, V, Z yoktur. Yer almaz. Yani yumuşak G'yi anlıyoruz da C ile başlayan bir Türkçe sözcük bulmanız mümkün değil. L ile başlayan bir Türkçe sözcük bulmanız mümkün değil sevgili dostlar. Vurgulamaya gelince arkadaşlar, vurgu konuşmanın en önemli ögelerinden bir tanesidir. Sözcüklerin ve ya da bir hecenin üzerine ses baskısına vurgu diyoruz. Bir sözcüğün üzerine ya da o sözcükte bir hecenin üzerine yaptığımız ses baskısına vurgu diyoruz. Vurgusuz hece ise sözcükte üzerine ses baskısı yapılmayan bir hecedir. Söze duygu değerini katar vurgu. Dinleyicinin dikkatini uyandırır. Sesi, söyleyişi, sözdeki ezgiyi de canlandırır. Şiddet vurgusu vurgulardan bir tanesi. Anlam ayırt edici vurgu bir diğeri. Sözcük vurgusuyla tümce vurgusunu da birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunların üzerinde dikkat ederseniz çok yoğun bir şekilde durmuyorum. Durmama da gerek yok diye düşünüyorum. Hepiniz çok derece iyi algılıyorsunuz çünkü. Sözcük vurgusu sözün üzerine yapılan bir vurgu. Tümce vurgusu ise bir tümcede hangi sözcüklere yapılacağını düşündüğümüz vurgudur. Yani tümce vurgusunda sözcüklere yapılan vurgu,
sözcükte ise heceye yapılan vurgu önemlidir. Bazı küçük örnekler vermek istiyorum. Türkçe'de kelimelerde sözcük vurgularına örnek. Genellikle sözcüklerin son hecelerine vurgu yaparız. Ama yer adlarında bu değişir. Ona ayrıca geleceğim ve çalışacağız. Çok da dikkat etmemiz gerekiyor o konuda. Yazarsanız lütfen çalış. Vurgu nerede? Hangi hecede? Lış, lış, lış. Ama çalışkan. Bravo. Çalışkanlar. Harika. Çalışkanların gibi. Demek ki, bakınız, takılar aldıkça sesler, vurgu sona doğru kayıyor. Ama Diyarbakır mı? Diyarbakır mı? Kayseri mi? Kayseri mi? Ankara mı? Ankara mı? Bazı illerimizde bu değişebilir. Hece sayısına göre değişir. Vurgu nerede arkadaşlar? Tan diyenler kimler? Teşekkür ediyorum. İstanbul. Aslında burada heceye de bakmayız. Stan, standır vurguyu alan ama tanda vurguyu gösterelim. Pekala burada. Hadi bakalım hangisinde bunları? Şimdi okuyorum. Zonguldak. 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 Tekrar ediyorum. Zonguldak. 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 El kaldıralım lütfen. Zon diyenler. Gul diyenler. Dak diyenler. Hiçbiri diyenler. Zonguldak. Doğru okunuşunu tekrar ediyorum. Zonguldak. Teşekkür ederim. Erzurum. Erzincan. Erzincan. Kim ortada diyen arkadaşım? Teşekkür ederim. Erzincan. Pekala nasıl oluyor da değişiyor sevgili dostlar? Neden değişiyor? Çok güzel yaklaşıyorsunuz. Daha açıklayın yaklaşımınızı lütfen. Güçlü hece. Doğru yaklaştınız harflerden mi işte orada yaklaşımınız doğruydu ama onu güçlü heceye getirseniz ve güçlü hece demiş olsanız çok doğru yaklaşmış olacaksınız. Güçlü hece. Yer adlarında genellikle baştadır ve güçlü hecededir. Sözcük vurgusu her zaman aynı hecede olmayabilir. Farklı olduğu yerlerde söz konusu.
Ahmet çok yalnız. Önemli olan burada neyi anlatmaya çalıştığımız sevgili arkadaşlar. Kim? Hayır, sadece kelime olarak değil. Sorularıma yanıt verirken tümceyi tonlayınız lütfen. Kim yalnız? Ahmet çok yalnız. Ahmet çok yalnız. Ne kadar? Çok. Hayır, hayır. Tümceyi tekrar. Ahmet çok yalnız. Ahmet'in durumu ne? Ahmet çok yalnız. Ahmet çok yalnız. Değil mi? Anlama göre. Yalnız o geldi. O geldi de. Yalnız o geldi. Yalnız o geldi. Yalnız o geldi. Gelecek misin? Gidecek misin? Burada bütün cekcaklar yapacak mısın? Asla ve asla mısında misinde değildir vurgu. Cümle sonunda oldu, sözcük sonunda duruyor. Orayı vurgulamam lazım diye düşünmeyiniz. Neden? Çünkü misin mısın ayrı yazılır. Ve vurguyu çekecek olan ne diyoruz? Çekecek olan, cek olan, cek sonuçtur. Son hecedir. Cek, cak daima vurguyu üzerine çeker arkadaşlar. Anlamınız, anlatımınızdaki kazandırmak istediğiniz anlam ne olursa olsun. Anlatımınızdaki kazandırmak istediğiniz anlam ne olursa olsun. Cek, cak vurguyu üzerine çeker. Misin, mısın, mi, mı. Yazarken nasıl yazıyoruz bunu? O halde vurgu alır mı üzerine? Demek ki bu tür takılar söz konusu olduğunda o takıların önünde gelen sözcüğün son hecesi vurgu alır. Senin mi? Benim mi? Sen mi? Bu tabii tek hece, onun için tam da anlamlı bir örnek olmuyor. Ama anlamlı örnek, senin mi? Benim mi? Onun mu? Misiniz, mısınız bunları çoğaltmak mümkün. Bunların üzerinde pek fazla durmayalım. Ama bir de birleşik yazılan MMA takıları vardır. Bunlar mi gibi ayrı yazılan ya da ses dönüşümüne uğrayan takılar değil. Nedir? Örnek verelim. Yapma, etme, olmaz, olmaz mısınız dersek o ayrı yazılıyor. Uğratma sakın. Yapma. Etme. Nerede bu takı? Vurgu? MMA'da değil. Etme. Yapma. Uğratma. Rat. 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 Bence. Benimle. Geldi mi? Gelme. Şöyle edeyim. Evde misin? Evdedir. Gibi yerlerdeki ki ekleri vurguyu üzerine çekmez ama bilirsiniz ki de hayır hayır. Siniz, niz de. Ama evdeki
Bizimki. Bu kiler nasıl yazılır sevgili arkadaşlar? O halde? Çok teşekkür ediyorum. Çok doğru. Okur musunuz lütfen? Söyler misiniz lütfen? Evdeki. Vurgulayarak söyleyin. Ki diye uzatmayın. Bizimki. 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 Sizinki mi, bizimki mi? Bakınız burada mi'de vurgu yok. Vurgu ki'de. Buraları biraz çabuk geçiyorum ama anlaşılmayan yerleri lütfen bana söylerseniz sevinirim. Yer adlarına gelelim. Bir yer adı size söyleyeceğim. Bulgaristan. Yer adlarında vurgu baştaydı değil mi? Kazakistan. Nasıl tonlarsınız? Tonlayanlar bana söylerse çok sevinirim sevgili dostlar. Bir arkadaşım kullanmış, yani kendi kullanımına göre bana yüksek sesle örnekleyecek olursa çok sevinirim. Örnekleyecek olan sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim var mı? Buyurun lütfen. Nerede vurgu? Ama söyleyişinizde öyle değil. Ben Kazak'ta alıyorum vurgunuzu. Anlatımınız farklı ama. Demin İstanbul'da örnek verirken size aslında standadır burada ama biz tan olarak kabul edelim dedim. Anımsıyorsunuz değil mi? Bu daima vurguyu üzerine çeken bir ses topluluğudur. Hece diyemiyorum. Çünkü Bulgaristan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Hindistan'da, Pakistan'da tam bir stan şey olmuyor değil mi? Hece olmuyor. Ses bütünü oluyor. Amerika. K diyenler. Çok teşekkür ediyorum. Oysaki yer adlarında vurgumuz neredeydi sevgili dostlar? Ama Amerika'da sonda. Farklıları sizlere söylüyorum. Not almak isteyen sevgili kardeşlerim alabilirler. Ukrayna. Teker teker söz alarak hatırlatırsanız, tekrar ederseniz, söz alarak örnek verecek olursanız, buyurun lütfen. Nerede ortada? Ray. Başka bir yerde olduğunu söyleyen sevgili arkadaşım var mı? Buyurun lütfen. Siz lütfen. Başka bir hecede olduğunu söyleyen? Uk'ta diyorsunuz. Öyle mi? Buyurun lütfen. Nerede efendim? Ne? Na'da diyorsunuz. Ne tek başına bir ses olarak vurgu almaz. Na diyorsunuz. Hayır değil. Doğrusu Ray'da. Teşekkür ederim size. Ukrayna. Ray. Türkçe'de bir başka hemen bir yer adına bakalım bu kuraldan hareket ederek. Bandırma. Teşekkür ederim. Türkiye'de? Yani? Türkiye. Türkiye. Antalya. Antalya mı? Antalya mı? Kelimenin aslına hemen bir bakalım lütfen. Antalya mı dersiniz, Antalya mı dersiniz? Antalya.
Demek ki nerede? Birleşik kelimelerden oluşan yerlere bakalım neredeymiş? Balıkesir. Balıkesir. Birleşik kelime. Baba eski birleşik kelime. Çanakkale birleşik kelime. Kırıkkale birleşik kelime. Kırklareli birleşik kelime. Bunlara bakalım lütfen. Evet, birleşik kelime. Nerede? Şanlıurfa. Doğru tonluyorum. Nerede buluyorsunuz Ece'yi? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Teşekkür ederim. Duyuş da çok önemli. Pekala, tonluyorum. Nerede olduğunu söyleyin. Baba eski. Ba, ikinci bağda. Çanakkale. Nakkale. Nak, bravo. Kırıkkale. Rık. Kırklareli. Bravo, lar. Kırklareli diyorum, bakınız. Kırklareli demiyorum. Kırklareli. Lareki. Lareli. Lareli gibi. İstenlerin hepsi, istanların hepsi vurguyu üzerine çeker. İzmir, bakın güçlü hece dediğimiz takdirde, sadece güçlü heceler vurguyu üzerine çeker dediğimiz takdirde, İzmir'de güçlü hece hangisi arkadaşlar? İzmir Mir mi? Neden Mir? Vurguyu nerede yapıyorsunuz? İzmir. İzmir. Bu kadar basit. İzmir. Bursa daha nerede? Bursa. 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 Antalya'yı öğrendik. Fethiye. Teşekkür ederim. Ankara. Harika. Selanik. Harikasınız. Antakya. Bir arkadaşımız seslendirebilir mi? Lütfen seslendiriniz. Seslendirir misiniz lütfen? Antakya. Antakya derseniz hecelemiş olursunuz. Antakya. Heh, şimdi hecelemediniz. Daha önceki vermiş olduğunuz örneklerde hecelemiştiniz. Pekala. Bir sözcük daha, bir yer adı daha söyleyeceğim. Yazayım. Herkes mas diyor değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Çok basit bir anlatıma geçeceğim tümce vurgularında sevgili dostlar. Yazım ne kadar kötü değil mi?
Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Tümce vurgusuna geçiyoruz artık arkadaşlar. Tümce vurgularında neyi anlatıyorsak vurgu orada. Bakınız, her kelimeye göre vurgulayacağım. Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Bakınız, bir tümcede vurgu her kelimeye göre değişir. Pekala, bunun genel anlatımda bir doğrudan söz edecek olursak, vurgu genelde Türkçede cümlelerde nerededir diye bir soruyla karşılaştığınızda ne diyeceksiniz? Bazen de yüklemdedir. Bazen de yüklemden öncesiyle yüklemdedir. Biz onu şöyle söyleyelim. Vurgu Türkçede tümce sonuna doğru kayar. Düz okuyacak olursak, herhangi bir şeyi anlatmıyorsak. Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Bakın, burada hiçbir kelimeyi öne çıkarmadım. Tümceyi sadece tonladım. Tonlarken Ankara'dan geliyor birazcık vurgu aldı. Ne Ankara'dan ne geliyor vurgu aldı, ne Ankara vurgu aldı. Ama Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Uçakla da vurgu almadı burada. Ona da vurgu yapmadım. Ama vurguyu özel bir kelimeye getirmek istiyorsak, o cümlede vermek istediğimiz anlama göre, o anlamı öne çıkaracak olan hangi sözcükse vurguyu oraya yapmamız gerekiyor. Türkçede vurgu genellikle tümce sonuna doğrudur. İngilizce'deki ya da Fransızca'daki gibi değildir. Ama Türkçe'de vurgu neyi öne çıkarmak istiyorsak, neyi belirtmek istiyorsak özellikle o kelimenin üzerine kaydırılabilir. Çok teşekkür ediyorum bu birliktelik için. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Teşekkürler. Sağ olun. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum.
sanal çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Seren farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. My university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs iş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Tümce vurgularında her şeyden önce küçük bir örnek vermek istiyorum. Ben bütün bu anlattıklarınıza inanmıyorum tümcesinde. İnanmıyorum sözcüğünü daha fazla öne çıkarmak istiyorsak ya tümceyi değiştireceğiz ya da vurguyu anlatmak istediğimiz sözcüğün üzerine kaydıracağız. Sözcükler genellikle vurgu alan sözcükler tümcenin sonuna doğru gelir ama eylemden önceki sözcük üzerine vurguyu çeker sevgili arkadaşlar. Yüklemden önce de diyebilirsiniz gayet tabii ki. Ama kısa örneklerle birlikteliğimizi daha anlamlı, daha yararlı hale getirmeyi amaçlıyorum. Tonlama çalışmalarının örneklerinde tonlama değişikliği ile aynı sözcük farklı anlamlarda kullanılıyorsa eğer bunları küçük örneklerle gösterebiliriz. Küçük bir örnek. Evet. Evet sözcüğü. Evet hangi anlamda?
kabul ediyorum anlamında değil mi? Olsa da olur, olmasa da olur anlamında da olabilir mi? Pekala, tonluyorum. Evet. Hangi anlamda kullandım? Evet. Olsa da olur, olmasa da olur değil mi? Kaç defa söyleyeceğim anlamında kullanabilir miyiz? Kullanmak isteyen var mı? Örneklemek isteyen sevgili dostlarım hemen ellerini kaldıracak olurlarsa çok sevineceğim. Buyurun lütfen. Evet. Kaç defa söyleyeceğim sana? Evet. Hayır, kabul etmiyorum anlamında hayır sözcüğünü kullanabilir misiniz? Hayır. Kabul etmiyorum. Hayır. Buyurun lütfen. Hayır. Öyle demedim anlamında. Yanılıyorsunuz, işin aslı şu anlamında hayır sözcüğünü kullanmak isteyen sevgili arkadaşım var mı? Evet, burada belki sesler, ünlü seslerden bir tanesi uzayabilir. Ama çok uzamaz. İzin vermiyorum anlamında hayır sözcüğünü kullanmak isteyen. Burada sinirsel durumumuz nasıl olabilir? Lütfen tekrar edin. Biraz. Sinirsel durumunuzdan söz ettim. Ne fazla olabilir? Yani kızgın olabilir misiniz biraz? İzin vermiyorum diyorsunuz. Nasıl kızgın olmazsınız? Pekala. Sana hiç güvenmiyorum anlamında hayır sözcüğünü kullanmak isteyen var mı? Burada birazcık sevgiyle ve sevecenlikle söylenmesi gerekiyor galiba hayırın değil mi? Çok uzatmanın, ünlü sesleri uzatmanın ya A'yı ya da I'yı, ünlüleri uzatmanın, çok uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Sevgiyle, sevecenlikle, sana hiç güvenmiyorum anlamında hayır diyebilirsiniz. Lütfen siz söyler misiniz? Evet siz, size bakıyorum. Hayır, sizin önünüzdeki ve sıranın başında oturan hanımefendi, sizin arkanızdaki ve sadece... Gerçekten alkışlamak gerekiyor. Asla ve asla hiçbir şekilde tonunu, tavrını, tarzını kesinlikle en ufak bir şekilde bir tüy dahi oynatmadan duruşunu. Lütfen tekrar eder misiniz? Size hiç güvenmiyorum anlamında bir hayır söyler misiniz? Biraz sevecenlikle. Size hiç güvenmiyorum anlamında yalnız. Hayır. Pekala. Teşekkür ediyorum. Lütfen not almak isteyen arkadaşlarım not alabilirler bundan sonra söyleyeceğimi. Çünkü tonlama çalışmalarınız için size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 11 maddelik bir öneri. Tümceleri kendiniz seçebilirsiniz. Ve kendi seçtiğiniz, oluşturduğunuz tümceleri lütfen... Bu 11 maddede söyleyeceğim, yazdıracağım, not alacağınız bu 11 madde halinde tonlamaya çalışınız. Bu çalışmayı kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Eğer sizi dinleyen bu konuda başarılı olduğunuzu söyleyecek olursa demek ki doğru bir çalışma yapıyorsunuz anlamı da çıkabilir. Çünkü ben dinleyemeyeceğim için birilerine dinletmeniz gerektiğini de hatırlatmadan edemeyeceğim. Öncelikle... Bir yazdığınız bir tümceyi doğal anlatım halinde tonlayınız. Bir, doğal anlatım. İki, hayretle tonlayınız. Aynı tümce olabilir. Üç, küçümseyerek tonlayınız.
4. Hayranlıkla tonlayınız. Beş, dedikodu edasıyla tonlayınız. Altı, tiksinerek tonlayınız. Yedi, kibarlıkla tonlayınız. Olabildiğince kibar olmaya çalışınız. Sekiz, aynı tümceyi tehditle tonlayınız. Dokuz, sabrı tükenen biri edasıyla tonlayınız. On, öfkeyle tonlayınız. 11. Yalvararak tonlayınız. Dün size bir örnek vermiştim. Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Tümcesini. Burada neyi belirtmek istiyorsak ona özel bir vurgu yaparak tümcede anlatmak istediğimiz anlamı ortaya çıkarabiliriz diye hatırlatmıştım. Bir de dilerseniz hangi sözcüğü vurgulamak istiyorsanız onu eylemden öncesine getirerek tümceyi düzeltebilirsiniz. Erdek'ten dün sabah Cahit geldi. Cahit önemli, değil mi burada? Ama Erdek'ten geldiğini belirtmek istiyorsak Cahit dün sabah Erdek'ten geldi. Geldiğinin önüne vurgulamak istediğimiz sözcüğü getirebiliriz. Erdek'ten Cahit dün sabah geldi. Yani vurgulamak istediğimiz sözcüğü geldiğinin önüne getirerek, eylemin önüne getirerek vurgular ve ona göre de anlam kazandırabiliriz. Unutmamamız gereken bazı önemli noktaları hatırlatıyorum sevgili dostlar. Pekiştirmelerde vurgu daima ön heceye geçer. Koskocaman. Oysa ki Türkçemizde sözcüklerde vurgu genellikle neredeydi? Genellikle sözcüğüme lütfen dikkat ediniz. Sondaydı, değil mi? Ama bakın buralarda eğer bir pekiştirme yapmak istiyorsak koskocaman. Vurgu nerede? Kosta. Bembeyaz. Tertemiz. Yemyeşil. Kıpkırmızı. Dümdüz. Masmavi. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Yer isimlerinde vurgumuz genellikle neredeydi sevgili dostlar? Ama şimdi bir cümleye lütfen dikkat ediniz. O aydın bir insandır. Nerede burada? Aydın'da vurgu nerede? Harika. Ama o Aydın'da yaşar. Bakınız aynı sözcük. Aydın bir insandır ama Aydın'da yaşar. Buradaki ayrımı çok net bir şekilde yapmamız gerekir. Buna benzer birçok sözcükler vardır. Yer adlarıyla ilgili onları kaçırmadığınızı ve doğru anımsadığınızı düşünüyorum. Küçük örnekler veriyorum. Bebek. Vurguya göre hangi anlamda söyledim? Bebek. İstanbul'da bir semt. Bebek.
Yıldız. Yıldız. Teşekkür ederim. Yıldız semtinden söz ediyorum. Yıldız. Yıldız. Gökyüzünde bir cisimden söz ediyorum. Dızdaysa vurgu, cisim. Yıldaysa vurgu, yer adı. Tokat. İl. Tokat. Şamar anlamında. Ordu. Ordu. Silahlı kuvvetler. Mısır. Mısır. Aydın. Aydın. Bravo. İnancında, düşüncesinde, tarzında, tavrında daha açık görüşlü, daha ışıklı cümleleri olan kişi. Ecek, acak, an, yor takılarından söz etmiştim. Küçük örnekler veriyorum. Gelecek misin? Vurgu. Cek. Ama misinler, mısınlar ayrı yazılır değil mi sevgili dostlar? Ayrı yazıldığı için üzerine vurguyu çeker mi? Ayrı yazılan takıların hiçbiri üzerine vurgu çekmez sevgili arkadaşlar. Soru ekleri, miler üzerine vurgu çeker mi? Asla, asla. Kitap senin mi? Vurgu nerede? Nin. Vurgumuz ninde. Bunu biliyor musun? Yor. Biliyor muyduk? Hala yorda. Musun, muyduk gibi. Oturmaz mısın? Gitmez misin? Yapmaz mısın? Pekala, şu iki sözcüğe bir dikkat edelim lütfen. Dün bir fırtına vardı ki anlatılmaz. Bilirsiniz ki bu konu ancak böyle anlatılır. Yazmamı tercih eder misiniz? Ama yazınca belli olur, aydınlanır. Dün bir fırtına vardı ki, vurgu nerede burada? Dığda, değil mi? Bilirsiniz ki vurgu nerede? Nizde. Pekala. Evdeki? Teşekkür ederim. Bizimki? Bakın, ayrı yazılan ki ile birleşik yazılan ki arasında anlam farklılığının ötesinde bir de vurguyu üzerine çekme açısından bir fark var. Buna çok dikkat etmek durumundayız sevgili dostlar. Ki takısına gerçekten çok dikkat etmek durumundayız.